Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ETS2'ye ilk önce Yeno'nun elektrikli aracı gelmişti, şimdi de Scania'nın elektrikli aracı gelmiş. Sadece hani baktığım kadarıyla Scania'nın genel yapısında bir değişiklik yok. Ama dediğim yani Scania düz bildiğimiz Scania, bir tek faryada bir değişiklik var diye gördüm, şeye bakarsanız faryada bir değişiklik var, arkası falan aynı, içinde de şey aydınlık tarafa koydum ki daha iyi zaten görebilirsiniz diye. Zaten içindeki aydınlatma aynı aydınlatma, bir tek ön konsol panelimizde değişiklik var. O da nedir? İşte devir saati yerine yani artık seyredebilir mi olacak bilmiyorum. O saatlerde konulmuş yani, bir tek o değişiklik var diye gördüm. Sesi nasıl deseniz, sesine mi? Ben aynı açılıyor, göstergeler aynı, şeyle göstereyim. Yakınlaşınca aynı göstergeler yani, sadece bu da yakıt yerine şey konmuşlar işte, akü performansı konmuşlar. Bir ikincisi, bu araç ben şey yardım, ama benim kendi aracım bu. Tabii ki oyun ETS2'de bu araç yapılır yapılmaz bir gün sonrası ETS2'ye kendi aracınızı yapma modu eklendi. Normalde böyle kendi aracınız olmuyor. Tek seferlik isteden, aynı Yeno'da olduğu gibi yani buradan tek seferlik isteden şeyde geçsin iş kolikte. Ha. Scania. Scania'dan tek tek ayarlayıp bulmanız gerekiyor aracı. Tek seferlik işte de çıkıyor, ama sağ olsunlar Yeno'da da yaptı ya da bunda da yaptı ya. Şey ya, uzun yollara bakmayacaksın abi. Kısa yollara bakacağım ki o hayat çıksın. Aha da çıktı. Böyle çıkıyor Scania'nın aracı. Elektrikli olarak da elektrikli araçta ETS'ye geldi, ama daha şey gelmedi yani, benzin istasyonlarına gelmedi bu ilgili durum. Ve hani bir takım değişiklikler de olması gerekiyor, çünkü sonuçta bir elektrikli tır kullanıyoruz. Hani bunun oyunda bir güncellenmesi gerekiyor, ama ETS2 sorunu böyle çözdü. Tek seferlik isteden bu diyorlar, ama sağ olsun modcularımız bunu mod yaparak kendi aracımız olarak yapabiliyoruz. Kendi aracımızda da normal Scania şeyi yerinde olduğu gibi kendi aracımız gibi modifiye edebiliyoruz aracı. Ben bunu denedim. Şimdi yükümüz nedir? Yükümüz bu arada Türkiye haritası var. Kapsamlı bir Türkiye haritası, hepsinin modunu açarak
Cam grafik modum var. Ondan sonra şöyle bir şeyim var. Onlardan yaptığım grafik modum var. Onların aşağıya linkini koyacağım. İstanbul'dan Karabük'e gidiyoruz ama yolun neye kadarına gidebiliriz? Ben bilmiyorum ama gidebildiğimiz kadar böyle uzak limitlere gideceğiz. Hadi geçelim koluna. Bir de aracın sesini duyarak diyeceğim de aynı hani yeni onun sesinin bir tık daha kalınlaşmış hali diyeyim. Bir tık daha kalınlaştırılmış hali. Bir şey diyemiyorum. Şu anda açık çalıştığını bilmiyorum. Bir kalkarık abi. Şeye F3'e basarak şadali tamız var nasıl olsa. Elektriğimizin açığı gitmiş. Hadi bir kalkarık. Bastım. Yok. Bak çalıştığını bilmiyorum. Bir daha bastım. Hayattaki çalıştı. Basıyorum. Ha. Sesi o da abartılacak kadar değil. Bir de ses sensörü konmuşlar. Köy nokta sensörü konmuşlar. Onun haricinde ben başka bir şey göremedim. Sıklayamaz. Niye yanmıyor böyle? Yanıyor acaba? Aynen yandı. Karabük'e doğru yol gidelim. Böyle bir sesi var. Beğendim mi derseniz abi olmamış bu ses ya. Olmamış, inan olmamış yani. Hiç beğenmedim. Şeyi açmak istiyorum, özür dilerim de bir şey açmak istiyorum şunu. Ne dedi o? Kabin içi süspansiyonu bir açmak istiyorum yoksa kabin içi süspansiyonu oynatacak bizi. Donmasa normalde. Sırtımızda 17 ton yük var herhalde. Bildiğim kadarıyla. Şey,
Pardon, beni özür dilerim. Hey yo. Yola çıktığımda bunları yapmak benim sinirimi bozuyor ama gerçekten yapmak durumunda kalıyorum. Sola kaygılarak biz bir. İkisi de pes pese gitmiş gidiyor. O bak var yukarıdaki şeyde doğru. Yota'da yok galiba. Yok aynen. Elektrikli odada yoktu Yota'da. Bunda da olmasını beklemiyorum. Ya canı 90'a vurdurdum. 98'e çok yan bayağı ya. Çok kaçıyor. Çok yan vurdum mu çok kaçıyor. Gece vakti niye çıktık? Onu da öğreniyorum. Hani öğretmende, hani koy nokta sensörü. Sandalye mi ne? Geçiyor bari. Köprüyü. Galiba bu yeni yapılan köprüdür. Aşağı doğru. Bıraktım, sel verdim, koy verdim gitti. Aşağı doğru gitsin kendisi. Şu sesle moddan dolayı tamamen hani benim maliyetten modum vardı ondan dolayı. Hayır şu an. Buradan döneceğiz. Bakıyoruz solumuza, kontrol ediyoruz. Yok. Geç kardeş. Gelen var ama. Ah. Şimdi gördüm. Sinyal açınca. Buradan da gidelim. Biz en iyisi sağdan sağdan devam. Sağdan sağdan böyle çok şey yapmayarak şimdi atımızdaki elektrik olunca yarım gazda basamıyor. Yarım gazda bile uçuyor.
Tünele geliyoruz. Vites attırıyorum. Vites attırıyor ama çok kastı için özür diliyorum. Çok fazla renk söyleni var diyeyim ben size. Bak bak bir yıkılmaz. Beni sağ attı sola attı hemen. Bir kurnaz. Yemek bitti yaya kadar gelerek çünkü çok çabuk bitti 150-160 kilometre ancak geldik. Elektriğimiz bizi yolda koyverdi. Ah abi bu güzel kar yapmış. Hiç beklemeyip dümdüz bastığımız gibi kar devirmeyeyim diye korktum ama sağdan bize kayacak. Hepsi şöyle gidiyor, biz sağdan yolumuzu bulalım. Sağa geçirdik biz. Şey yapmadan. Atım fite galiba. Atıdan yukarısını görmedim. Bak. Yokmuş, dönüş yokmuş. Dümdüz bas. Yol vererek abicime. Gir abi. Bu biraz kötü oldu. Bu biraz kötü oldu. Çık. Mazotçu yok mu mazotçu? Çiçekte. Abi sen şimdi bana fren yaptırdın yani. Ben soluma da baktım. Arkada kızdı gelince. Bitti. Neyse. Koy ve gidebildiği kadar gitsin. Duyan bayağı bakacağım. Freni ekledik. Evet.
Sen elektrikli araç alırsan sonun budur diyelim ve kudur diyelim. Neyse, boşa bırakmaya gelmez. Bir gidin arkadaş, nazar arkama trafik olmuşsun. Bir gidin. Neyse, lafı fazla uzatmayacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. ETS'ye yeni gelen Sevde miydi? Öyle yeni gelen bir aracı incelemiş olduk. İyi mi oldu, iyi olmadı çünkü artık sesi kalınlaştırıp yeni versiyonlara adım atacaklar. Neyse, sağlık olsun. Demek ki bir bildiği vardı diyelim ETS'nin. Benden bu kadar, bileni papan olmalı, yorum yapmayı unutmayın.